Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi. Duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler. Gümüş ibriklerde şarap, bakır lengellerde kızarmış kuzular nar idi. Öz kardeşi Musa'yı ok kirişiyle boğup, yani bir altın leğende kardeş kanıyla abdest alarak Çelebi Sultan Mehmet tahta çıkmış hünkâr idi. Çelebi hünkâr idi ama Al Osman ülkesinde esen bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgar idi. Köylünün göz nuru zehamet, alın teri tımar idi. Kırık testiler susuz, su başlarında bıyık vuran sipahiler var idi. Yolcu yollarda topraksız insanın ve insansız toprağın feryadını duyar idi. Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar, köpüklü atlar kişner iken, çarşıda her lonca kesmiş kendi birinden ümidi, tarumar idi. Velhasıl hünkâr idi, tımar idi, rüzgâr idi, ahüzâr idi. İznik gölüdür, durgundur, karanlıktır, derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların. Bizim burada göller dumanlıdırlar. Balıkların eti yavan olur. Sazlıklarından ısıtma gelir. Ve göl insanı sakalına ak düşmeden ölür. Bu göl İznik gölüdür, yanında İznik kasabası. İznik kasabasında kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü. Çocuklar açtır, kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi. Ve delikanlılar türkü söylemez. Bu kasaba İznik kasabası. Bu ev esnaf mahallesinde bir ev. Bu evde bir ihtiyar vardır Bedrettin adında. Boyu küçük, sakalı büyük, sakalı ak. Çekik çocuk gözleri kurnaz ve sarı parmakları saz gibi. Bedrettin ak bir koyun postu üstüne oturmuş, hattı talik ile yazıyor tezhili. Karşısında diz çökmüşler ve karşıdan bir dağa bakar gibi bakıyorlar ona. Bakıyor başı tıraşlı, kalın kaşlı, ince uzun boylu börklüce Mustafa. Bakıyor kartal gagalı torlak Kemal. Bakmaktan bıkıp usanmayıp, bakmaya doymayarak İznik sürgünü Bedrettin'e bakıyorlar. Sıcaktı sıcak, sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, bulutlar doluydular, bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldanmadan baktı, kayalardan iki gözü iki kartal gibi indi ovaya. Orada en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak, neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, baktı Karaburun dağlarından o. Baktı bu toprağın sonundaki ufka, çatarak kaşlarını. Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp, çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde, beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Hümayun sadır olmuştu ki Şehzade Murad'ın ismine, Aydın eline varıp Bedrettin halifesi Mürşid Mustafa'nın başına ine. Sıcaktı, Bedrettin halifesi Mürşid Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa, baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden. Baktı dimdik, dosdoğru. Baktı o, en yumuşak, en sert,
en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Baktı, Bedettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu, fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Oysa ki onlar bu toprağa, bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı, baktı, Bedettin yiğitleri baktılar ufka, en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, bulutlar doluydular, neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. Birdenbire kayalardan dökülür, gökten yağar, yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi Bedettin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz ak libaslı, baş açık, yalın ayak ve yalın kılıçtılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gebiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al yeşil, kalkanları kakma, tolgası tunç, saflar pare pare edildi. Ama boşanan yağmur içinde gün inerken akşama 10.000'ler 2.000 kaldı. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip, hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayri, her şeyde, her yerde, hep beraber diyebilmek için 10.000'ler verdi 8.000'ini. Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak, Edirne Sarayı'nda damızlanmış atların eşildi nallarıyla. Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu deme, bilirim. O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Ama bu yürek, o bu dilden anlamaz pek. O, hey gidi kambur felek, hey gidi kahpe devran, hey der. Ve teker teker bir an içinde, omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde. Geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden kara burun mağlupları. Yağmur çiseliyor, korkarak, yavaş sesle, bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor, beyaz ve çıplak mürted ayaklarının ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi. Yağmur çiseliyor, Serez'in esnaf çarşısında, bir bakırcı dükkanının karşısında, Bedrettin'in bir ağacı ağasında. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor. Serez çarşısı dilsiz. Serez çarşısı kör. Havada konuşmamanın,
görmemenin kahrolası hüznü ve Selez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiziliyor.